Selam arkadaşlar. Antix Linux diye kesinlikle ihmal etmememiz gereken bir Linux distrosu var. MX Linux üzerinde de etkili olan bu Linux distrosunun çok enteresan özellikleri var ve bunlar hakikaten şöyle zaman ayırarak teker teker üzerinden geçmemiz gereken özellikler. Bu bir video serisi olacak. Antix Linux üzerine birkaç tane video yapmayı planlıyorum. İlk videomun bir kısmını yaptım. Şu gördüğünüz efsane makina, bir zamanların efsanesi olan bu makina tabii şimdi artık kimse yüzüne bakmayabiliyor ama hala internette bakıyorum fiyatlarına, hala şu makineyi 1000 liraya satıyorlar. Çok enteresan. Eski makinaları ne yapacağız sorusu var. Hakikaten eski makinalar üzerinde çalışmak için biçilmiş kaftan arkadaşlar. Bir şeyler öğrenmek isteyenler kesinlikle bu eski makinaları değerlendirmeli. Formatlayın, tekrar kurun, farklı işletim sistemleri kurun. Nasıl Linux öğrenirim şeklinde bir soru geldi. Onunla ilgili özel, çok özel bir video yapacağım. Nasıl Linux öğreniriz? O videonun en önemli maddelerinden birisi de bu eski makinaları değerlendirin Linux öğreniminiz için. Üzerinde farklı farklı distrolar kurun. Mesela şu makinede ben bir sürü şey öğreniyorum. Bu makine 32 bit bir makine. Oturup 32 bit bir Linux bulup indirip, bir de bu eski bir makine, RAM'i düşük bir makine, onun üzerinde randımanlı çalışacak bir işletim sistemi arayışı. Bütün bunlar çok ciddi bilgi birikiminize katkıda bulunuyor. İşte burada da, bu videoda da bunun yansımalarını göreceksiniz. Başlıyoruz. Antix Linux kurduğumuz bu eski makineyi açıyoruz. Uzun bir zaman sonra. Açılır mı açılmaz mı? Efsane makine, emektar. Eski makinelerin kullanımı adına güzel bir uygulamadır. Bu yaptığımız HP500. Intel Centrino. Tarih var burada. Bir de üzerinde üstlük 2 adet o Linux var gördüğünüz gibi. Zorin OS de var burada. Yani harika test makinesi olmuş. İşlemcisi de 32 bit. Ve açılıyor. Şimdi açılma hızını da bu arada görmüş oluyoruz. Antix Linux açılıyor. Merak ettiğim konulardan biri de desktop. Bakalım son ayarladığım desktop duruyor mu? Evet, geldi, gelecek neredeyse. Unutmayın ki SSD falan da yok. Evet, son ayarladığım desktop da geldi. Bir an umutsuz bir şekilde baktım ama sonra geldi. Bakın, özellikler. Ekran çözünürlüğümüz 1280x800. Şurada bile CPU kullanımına dikkat edin. Bu eski makinede 993 MB'ın, yani 1 GB'a yakın RAM'in 74.2 MB'ı, inanılmaz düşük bir RAM kullanımı. Muhteşem bir olay sadece. Yani başka söylenecek bir kelime yok. Yani kendisinden beklenmedik özellikler gösteren bir işletim sistemi. Şu an açıldı. Şu makine üzerindeki çalışma şeklini biraz daha şöyle, mesela bakın, çift tıklıyorum, nasıl hızlı açılıyor klasörler. Şöyle bak, bakın, basıyorum, saniyede açılıyor. Çünkü RAM'de. Puppy Linux gibi bu da RAM'de çalışan bir işletim sistemi. Fakat bu işletim sistemi gerçekten çok garip bir işletim sistemi. Bakın, sağ tuşta bütün olaylar toplanmış ve uygulamalar falan, mesela örnek veriyorum, şurada internet falan. Programming içinden koymuşlar. Gini'yi falan koymuş. Evet, uğraşıyorum alette. Şimdi bakın. Şurası bir kere şöyle bir bakacak olursak. Burada bir applications kısmını şöyle güzelce bir gruplandırmışlar. Burada multimedya'da şu OBS'yi çalıştırdık mı tanıyamıyor. OBS zaten bayağı bir sıkıntılı olabiliyor. Grafik sürücülerine bağlı olarak. Onun yerine şu Simple Screen Recorder'ı kurmuşum. Şöyle, sırf bu amaç için. Uzun süredir yapmaya çalıştığım bir videoydu da bu. Yani başka işler yüzünden bunu öteledik. O zaman ben bunu kurdum ve dedim ki bakın, buradan hani ekran görüntüsünü bakın şöyle alabilen bir güzel ve basit bir program. 1280x800 çözünürlükte bunu kaydedeceğiz. Tekrar video kaydına başlayacağım. Continue, start recording diyorum. Başladım. Bu sefer şu Antix Linux'un şu ilginç mevzularını anlatacağım hızlıca. Sonra da videoda daha net görüntü olsun diye yapıyorum bunu yani. Bakın, görüyorsunuz menü bu şekilde. Şuraya bakın, alt tarafta enteresan bir bar var şurada. Şurada Türkçe falan, çok garip bir bar var burada. Burada şunu belirtmek lazım. Şimdi böyle alt tarafta bir bar var ama
bu desktop'la alakalı. Şu an seçili olan desktop. Burada diğer desktop'lara geldiğimizde mesela ROX Flux yaptım, yine benzer çıktı. Sırayla gidelim. ZZZ Flux biraz daha değiştirdi. Fluxbox yaptım, yine aynı. Sırayla gidiyorum. Minimal Flux, ROX, şuna geldik. Evet. Görüyorsunuz bambaşka bir desktop'a geçtim şimdi. Bambaşka bir desktop'a geçtim. Bu arada o bahsettiğim yazıyla yazarak videonun içerisinde bahsettiğim desktop resim problemini görüyorsunuz. Aslında normalde ben bu desktop'u seçmiştim ama ilk açıldığında o gelmedi. Şu an bu değişimde geldi. Oraya bir hafızaya bir yere kaydetmiş. Böyle bir desktop hatırlamama problemi var ufak yollu. Şimdi bakın IceWM denen desktop'a geldik. Onun tabii kendi içinde türleri var. Tekrar gördüğünüz gibi de resim gitti. Minimal IceVM yapalım. Orada nasıl bir şey var? Tabii bunu şimdi şöyle yapmak lazım belki. Şuradan bir program açacağım. Şöyle ki değişim daha net anlaşılsın. Tekrar desktop'u değiştiriyorum. Minimal IceWM. Bakın çok enteresan. Şimdi bambaşka bir boyuta geçtik. Gördüğünüz gibi. Hoşuma gitti yani bayağı şu tema. Sanal makine üzerindeki analizimizi ayrı bir videoda yapacağız. Değişik yani gerçekten. Hani dediğim gibi hafızada çok az yer kaplamasıyla öne çıkan bir Linux. Ama sadece o değil, bana mesela şu yaklaşım şekilleri, mesela sağ tuş tıklıyorsunuz her şey burada. Bir de şurada çok ilginç olaylar var. Mesela bakın stiller. Mesela bakın şurada bir anda her şey alt üst olabilir. Bakın basıyorum, gördünüz mü? Başka bir boyut. Bakın. Yani şu stil mevzusu bu Antix Linux'te hiçbir stil böyle hani seni kendinden geçirerek 1990'lara heyecan yani verecek tipte. 90'ların böyle gençliğinin heyecan duyacağı bizim için pek de heyecan vermiyor. Bak şu aşağıya bakın. Bu mesela nasıl oldu? İlginç. Şu an mesela aşağısı biraz daha büyüdü. Ya sonu yok yani. O kadar fazla seçenek var ki. Yani bunlarla uğraşmak hakikaten, bakın Workspaces, Alpha, Beta. Şuradan da Workspace geçiyor. Bakın ooo çok güzel. Bakın farklı desktop meselelerini buraya koymuşlar. Şimdi mesela ne demek bu? Şu an Workspace Alpha'dayım ya. İki kere ooo buralar çok pis karışmış. Bakın ekran üst tarafı çok pis karışmış. Başka bir şeye geçmemiz lazım acil. Şuradan geliyoruz. Fluxbox'tan, work style'lardan şöyle bir stil yaptım, olmadı. Şöyle ya şöyle bir kullanılabilir stile geçtim hızlı bir şekilde. Şimdi bakın Alpha Workspace'indeyim ya. Tık. Bu da beta. Onu da şöyle koydum. Yani gördüğünüz gibi bak iki farklı workspace oluşturdum. İki farklı desktop yani. Yani böyle bir İlkel görüntülü işletim sisteminde daha Windows'ta onların hayalleri bile bulunmazken adamlar desktop'u buraya koymuş yani. Böyle bir acayip güzel. Ya şöyle bir sistemde var bu ya. Düşünün yani artık. Ondan sonra başka workspace'in ne olduğunu anladık. Şimdi bir sürü incelik oyuncuk olaylar var buralarda. Fakat ben daha çok şu farklı stiller vardı burada. Çok değişik. Mesela Antix Blue Huge, Large, Small, Modern, Flat, Modern Blue, of dağıldı, Medium, Huge, Large. Şöyle güzel heyecan veren bir şey yok mu arayüz? Mesela bakın burada da güzel olacak gibi ama oradaki renkler birbirine çok kötü karıştı. Yukarıdaki şeye, şuraya odaklanıyorum da sağ üst tarafa. Yine en iyisi bu yani. Bakmayın yani en kullanılabilir. O kadar fazla seçenek koymuşlar. Grafik olarak kötü. İşin bu tarafı var. Bir de şimdi şu application'lara hızlıca bakalım. Bakın application'larda neler var? Kurduk. İşte hesap makinesi. Bu ne? Commander Editor. Ne bu? Midnight Commander Editor. Açtık. Yani 1 GB'a yakın hafızada. 71 MB iken flash belleği takıyorum. Takar takmaz
Çat diye açıldı. Güzel. Ve şuradan bir File Manager daha açtım. Ve videoda kaydetmiş olduğum videoyu getiriyorum. Şuraya atıyorum. Copy diyelim. Ve kopyaladı. Şunu da atayım. Bakın getiriyorum. Bana şu seçeneği sunuyor. Kopyalayayım mı? Bunu da move yapıyorum. Bakın. Chat diye attım. Flash belleğe. Bu arada şu Control Center'ı da unutmayalım. Gördüğünüz gibi paket yöneticisi, sistem, ağ ayarları, paylaşılanlar, oturum ayarları, ekran çözünürlükleri falan, diskler, donanım, PC bilgileri, Linux'un terminal komutlarını buraya koymuşlar. Buraya basıyorsunuz mesela OK diyorsunuz, direkt komutu çalıştırıp size döküyor. Güzel bir yaklaşım şekli yani aslında. Sistemle ilgili Linux komutları nedir sorusuna muhteşem bir cevap elinizin altında. Bakın. Fs disk alanı bilgisi şu komut. Bu komutu gönderiyorsun. Tabii seçmedik. Şöyle seçiyorsun. OK diyorsun. Bakın hemen cevap bu. devsda1x4 10 20 GB sanal makinede ayarladığımız disk. Grafiklerimi görüntüleyeyim. Mesela grafikleri görüntüle basıyorum. Grafikle ilgili sürücüler burada dökülüyor. Ve bunların terminal komutları bunlar aslında. Hepsi burada. Terminalde yazılacak olan komutlar. Mesela A ile ilgili. OK. Bakın A ile ilgili terminale girip de yazacağım komutu direkt burada adam koymuş. Bunları öğrenmemi sağlıyor aslında. Şu an şurası bir referans. Şu ayı buradan aşağıya kadar bir referans. Yani şuradan terminale girip de ayet config İngilizce klavye config enter yaptığınız zaman gördüğünüz gibi yazacağım şey. Ya da mesela örnek veriyorum PCI bilgisi. Şuradan geliyorum bakıyorum. LSPCI yazıyorsunuz. Şuraya clear yazalım. LSPCI-VNN yazıyorsunuz. Enter. Döküyor size. Antix Linux'te daha çok işimiz var. Videoyu kısa tutma adına burada kesiyorum. Devam edeceğiz. Abone oluyorum, yaz, beğen. Bu dünya yalan, var biraz da sen o yalan.